görünmüyor ya. Efendim, Türkiye'nin en çok konuşulan haber merkezi Al Sana Haber. Ve vallahi hani böyle program arkasında şunu de, şunu yap, öbürü bunu yap falan, böyle bir şey yok. Biz herkes kendi kafasında burada özgürce dersimize çalışıyoruz ama birbirimize söylemeden acaba kim çakacak vesaire diyoruz. Şimdi efendim ne yapalım biliyor musunuz? Ben Günay Bey'i şimdi arayacağım. Bu konuyla ilgili gerçekten merak ediyorum. Bir Günay Bey'i bir arayayım bakayım. Günay Bey eski de arkadaşımız. Bir bakalım. Siz ararken ben de Ekin'e şunu sorayım. Ekin iki kere mi korona oldun? Evet, iki kere ben. İlk de geçen sene döneminde. Çok birincisini normal atlattım yani hafif. Hı hı. Ama korona ayaktan olduğunu anladın değil mi? Tabii yani isterseniz anlayın. Grip değil bu, direkt yok, anlıyorsun. Yok, gripte hiç alakası yok. Yani direkt o ben de hemen anladım. Vücut, eklem ağrıları tamamen fiziksel olarak çöküyorsunuz. Tabii. İkincisi ateş mi daha kötü geçti? Alo. İkincisi daha ağır geçti. Neden? Sevgili Günay Girik, ben Seyhan Soylu. Al Sana Haber, nasılsın? Yani artık şey, kendini duvardan duvara vuruyorsun. İyiyim, sağ olasın. Öncelikle başın sağ olsun. Mekanı cennet olsun Fatma ablamızın. Türkiye sizin kadar olmasa da hepimiz yüreğimiz burkuldu. Çünkü Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli sanatçılarından, starlarından biridir Fatma Girik. Ölümünle ilgili açıklamalarda bulundun. Miras bölümü size ait, bize alakadar çok etmiyor. Ama bize Fatma Hanım gibi değerli bir rol modelin, sinemanın rol modelinin birkaç yıl daha yaşamış olması bizi mutlu kılardı. Eminim ki bu konuyla ilgili yapmış olduğunuz açıklamalar Bülent Makar gündemi sarsacak sözlerinizle açıklamaları ondan dinledik ve haber olarak onu aldık. Canlı yayına da bize aktarmaya çalıştı hem duygularını. O duyguların sesi olarak seni de aramak istedim. Kısa ve net bu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Günay'cığım, şunu bana söyler misin? Fatma ablanın bilinçli olarak öldürüldüğüne mi inanıyorsun? Yani bilinçli olarak demeyelim. Yani bilinçli olarak kimse kimseyi öldürmez yani. Böyle bir şey düşünmüyorum yani. Ama yani bir ihmal söz konusu yani. Böyle bilinçsiz de olsa yani çok cahil bir insanın bile yapmayacağı bir hata yani. Peki korona olduğu biliniyordu. Hastanede bu test niye ihmal edilir? Normalde hastaneye herhangi bir olaydan dahi gelinmiş olsa veya orada yatan bir hastanın 3-4 günde bir korona testi yapılır. Burada ihmal mi? Hastanenin mi? Yani o artık onu şey yani ben zaten bu işi biliyorsun yargıya intikal ettirdim yani avukat aracılığıyla verdim onu artık yani adalet ne derse yani kimin ihmali varsa o sonuçlarına katlansın yani ben başka bir şey. Benim üzerime düşeni yaptım mesela. Doğru söylüyorsun. Ben biraz önce de söyledim zaten. Senin için yanmış, ablanın 1-2 yıl daha yaşamış olsa bile o senin için bir güçtü. Herhalde ben yani bunu herhangi birisi de olsa ablam için yapardı zaten. Ya benim yani bunu bana böyle bir bilgi gelmişse eğer, bir yanlış bir hata varsa ben bunu öğrenmişsem buna kayıtsız kalmamıza da kimse benden bekleyemez yani. Yani ben bunu yapmak zorundayım. Yani. İnsanlar bilmeden mesela sizin de miras kavgasına mı düştü psikolojisine? Öyle bir şey ki Seyhan miras yani bir kere şu yanlış anlaşılıyor. Bir kere kafadan mesela Ahu Aşkar'la ilgili ve Ahu Turan'la ilgili insanlarda bir kere bir karışıklık var. Yani Ahu Aşkar ablamın alıp büyüttüğü bir kız. Biliyorsun sen onu tabii, zaten. Tabii biliyorum. He, yurttan aldı, büyüttü, üniversiteye okuttu, iş sahibi yaptı. Bıraktı ondan sonra onu. Ahu Aşkar zaten ablamı çok sevdiğini herkes biliyor yani. Ahu seviyor da. Yani Ahu Turan'la da muhtemelen ablamı seviyor. O da, o da teyzenin kızı. Yani senin özür dilerim yani teyzesinin yani teyzesi oluyor anlamında söyleyeyim. Yeğeni yani. Evet. Yani burada ihmal ya sen ne dedin bana? Ne sordun? Yani bu bir ihmal mi? Yani mesela o kadın ben o kadının samimiyetsiz olduğunu gördüm. O kadının çünkü ya bir adama arattırarak bizden de para isteyerek röportaj yapmak isteyen bir kadının ne kadar vefalı olduğu zaten belli, aşikar. Ve o kadının samimi olduğuna inanmıyorum. Hem yani adaleti yani, meşgul etmek bir suçtur. Bir bakıcı bir kadından. Bakıcı kadının samimiyetini ben sorgulamıyorum. Bakıcı kadın yaşadıklarımla ilgili zaten bu. Yani orada ne yaşamışsa o yani.
Yani onun samimiyeti, ablamı seviyor mu, sevmiyor mu? Ben onu düşünmüyorum ki yani ablamı yani çok seviyor mu, sevdiği için mi? Yoksa hiç sevmiyor mu? Onu ben soruyorum. Hayır hayır, o şunu söylemek istedim. Yani samimi yaşadıkları doğru mu anlamında söylüyorsun? Ya, tabii anlattıkları doğru zaten. Anlattıkların doğru olduğu zaten şey oldu ya. Belgelendi ya zaten. Kadın... Kadını seviyorum diyor, orada sevmiyordur. Ben onu bilmiyorum. Hayır, ben sevgisini sorgulamıyorum. Kimsenin sevgisini sorgulama. Şun yaşadıkları yani ihmal edildiği, o zaman bu bir ihmalse sıkıntılı bir durum. Yani hem mirastan men edilir, hem bir suç teşkil eder, sıkıntı yaşanır. Zaten mirasçı değil yani Ahu. Yani benim suçladığım, yani ihmal ettiğini düşündüğüm Ahu zaten yeğenimiz o bizim. Yani hani diyorlar ya miras meselesi. Ben bir kere mesela yasal mirasçıyım zaten. Tabii. Yani zaten benim saklı payım. Dörtte biri sana zannediyorum mirastan. Zaten ben bunu ortaya çıkartınca bana dörtte iki vermezler zaten. Anladın mı? Sadece ben bunu ablama olan borcum. Yani ben onu ortaya çıkartayım da. Ben ne alacaksam onu alacağım. Ben yani bu miras meselesi niye bu hale getiriliyor anlamıyorum. Benim hakkım saklı zaten. Bana verilmiş olan devletin bana kardeşi olarak verdiği bir şey var. Sen ablanın cinayetini aydınlat da. İşte şu kadar yani zaten ben aileye yakın biriyim. Sen zaten Günaycığım hayatını Fatma Giri'ye adamış ve sen de onun göz bebeği olan bir etle tırnak gibisiniz yani. Elbette ablanın hakkını savunacaksın yani. Herhalde burada ben yani bunu yapmaktan başka neyim olabilir zaten ya? Yani ben bu şey ya sen duysan böyle bir şeyi ablamla ilgili. Sen duysan deseler ki sana Seyhan ya böyle bir durum var. Fatma'nın başına bunlar geldi. Yani ben olmasam sen bunları benim yaptıklarımı yapmaz mısın yani? Tabii yaparım. Daha beterlerini yaparım. Kıyameti koparırım. Ben sen gene sessizsin. Ben sadece burada ihmali olanlar yani bir kamuoyu bir aydınlansın. Fatma Girik bu ya. Yani sadece benim ablam değil ki. Düşünsene 84 milyonun herhalde 50 milyonun ablasıdır yani. 78 yaşında bir insan bu yani. Kesinlikle. Yani, kesinlikle bizim için çok değerliydi. Peki bu olayı kardeş. Kapatman için herhangi bir telkinde ya uzatmayalım işte falan diyen oldu mu sana? Yok canım hiç. Ben öyle bir şey de yok. Yani. Peki bir soru daha. Seren Serengil, Fatma Girik'in öldüğü gün Fatma Girik beni aradı, beni davet etti demişti. Hı. Doğru mu? Ben hiç haberim yok valla. Bilgin yok. Peki Fatma Girik ölmeden ne kadar önce hastanedeydi? Kim? Fatma ben Girik. Öldüğünde. Ablam efendim? Ablam mı ne kadar önce? Evet. Bir iki günlüğe yanılmıyorsam eve çıktı. Ben o arada zaten Bodrum'daydım. Ondan önce ne kadar hastanedeydi? Ondan önce aşağı yukarı iki ay orada kaldı. Bir ay, bir buçuk ay şeyde kaldı. Darüşşafaka'da kaldı. Fizik tedavi gördü. Yani ben şöyle söyleyeyim sana. 4,5 ay yanılmıyorsam 5 ay önce Bodrum'dan ben onu havaalanına bıraktım. Yani ben götürdüm havaalanına. Yani hatta ablama dedim ki ya gitme ne gerek var dedim. Yani bu kadar acil dedim gitmeni gerektiren bir şey yok. Ortada dedim zaten salgın var. Bilmem ne buna yani gitme dedim kal burada. Burada gereken sana destek verilir dedim. Acaba dedim bilmem ne burada hastaneler var zaten. Amerikan hastanesi var. Büyük hastaneler var Bodrum'da. Yok dedi Ahu dedi buraya gel. Burada daha iyi bakılırsın diyor dedi. Ama dedim bak çok kötüsün. Hiç dedim ambulanstan götürelim. Yani böyle daha dinlenmiş olarak git falan. Onu bile söyledim ben ablama giderken buradan. Aldım kucakladım bindirdim. Şeye tekerlekli sandalyesine rahat gitsin diye. Gitti yani aşağı yukarı 5 ay önceydi bu gönderdim. O 5 aydır da hastanede yani çeşitli yani bir fizik tedavi gördüğü için başka hastaneye gitti. Bu 5 aydır da görüşmüyorsun zannediyorum ablanla karşılıklı. Devamlı görüşüyorum. Öyle hayır telefonla değil 5 aydır. Telefonla değil yüzde görüşüyorum. Ha görüşüyorsunuz. Tabii görüşüyorum. Hatta ben var ya yani aşıdan korkuyordum. Yani sırf onunla görüşebileyim diye hatta 2 tane aşı oldum yani. Yani çünkü benden bir şey geçer falan diye. En sonunda bir 20 gün görüşmedim. O da niye biliyor musun? Ben buraya eşyalarını almaya geldim onun. Ondan sonra döndüm Bodrum'dan İstanbul'a. Ama burada ben biraz grip olmuşum. Böyle kırıktım hafiften. Kadını aradım dedim ki eşyaları getirdim. Ama dedim ben oraya gelmedim.